Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok pratik, su böreği tadında çok lezzetli, tavada makarna böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Tencerede bol miktarda suyu kaynatalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, 350 gram yani yarım paketten biraz fazla olacak şekilde kelebek makarnayı üzerine ekleyelim. Yaklaşık 12 dakika kadar haşlayalım. Yumuşayan makarnaları süzgecin içerisine alıp soğuk sudan geçirip iyice süzülmeye bırakalım. Makarnamızın sosu için ayrı bir kabın içerisine bir adet yumurtayı alalım. Üzerine bir çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. Daha sonra iyice süzülmüş ve soğumuş olan makarnayı üzerine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. İç harcı için ben 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 kase kadar ezilmiş köy peyniri kullandım ve birkaç dal ince kıyılmış maydanoz. Harcımızı güzelce karıştıralım. Daha sonra yanmaz yapışmaz bir tavayı bol miktarda tereyağla yağlayalım. Ben 30 cm çapında tava kullandım. Makarna karışımının yaklaşık yarısı kadarını tavanın tabanına yerleştirelim. Üzerine hafifçe bastıralım. Daha sonra iç harcını her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ve kalan makarnayı videoda gördüğünüz gibi peynirleri kapatacak şekilde üzerine yerleştirelim. Tabağın dibinde kalan suyunu da yine üzerine gezdirelim.
Üzerine hafifçe bastıralım kaşıkla. Daha sonra tavayı ocağa alalım. Tavanın kapağını kapatarak alt kısmı kızarana kadar orta ateşte pişmeye bırakalım. Ben her tarafının eşit şekilde kızarmasını istediğim için ocağın üzerinde tavayı bu şekilde gezdirerek pişirdim. Ara ara spatula ile altının kızarıp kızarmadığını kontrol edelim. Biraz daha kızarmasını istiyorum. Tavayı yine ocağın üzerinde gezdirerek kızarmasını sağlayalım. Yaklaşık 12 dakikada kızardı. Üzerine büyükçe bir tabak kapatarak ters çevirelim. Gördüğünüz gibi böreğimiz kolayca çevrildi. Tavanın tabanına yine biraz sıvı yağ gezdirelim ki böreğimiz yapışmasın. Böreği üzerine alalım ve kenarlarını düzeltelim. Tekrardan tavanın kapağını kapatarak orta ateşte diğer tarafı da kızarana kadar pişirelim. Ben yine her tarafı eşit kızarsın diye ocağın üzerinde gezdirerek pişirdim. Yaklaşık 7 dakikada alt kısmı da kızardı. Ocaktan alalım ve ilk sıcağının çıkması için 10-15 dakika kadar bekletelim. Daha sonra böreğimizi servis tabağına alıp dilimler halinde keselim. Yapımı çok pratik, su böreği tadında harika bir börek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.